Çünkü abla bendeyken babası görsün sadece diye. Sadece şunu merak ondayken ediyorum. Ondayken annesi görsün diye. Kaç aydır Ömer'le berabersin? 9 ay oldu. Tamam. 9 ay senin ilişkini öğrendikten sonra Barış seni test etti mi? Çocuğu ver diye. Etti. Ondan annenle... öncesi de ediyordu. Evlenmeden önce de çocuğu benden tamam. almak istiyordu. Hayır ama Ömer'le ilişkini öğrendikten sonra seni cezaevinden çocuğu yalan annenle ablama gönder dedi mi? Neyi? Çocuğu annenle ablama gönder dedi mi? Evet. Dedi. Sen de bunun üzerine annenle çocuğu gönderdin mi? Gönderdim. Gönderdin. 2 ay sonra onlar anneni evden kovdu mu? Kovdu. Anladım tamam toplamda 8 ay yapıyor. 9 aylık ilişki var zaten. Zaten ben... 1 ay sonra öğreniyor. Esra abla. Çocuk annesini unuttu mu? Doğdurdular. Şu an çocuk okay. anne bana diyor. Evet kendisine anne dedirtiyormuş. Niye? Evde benim kızım yaşadığı için. Evde benim kızım bana anne dediği için çocuk da bana anne diyor. Yo herkes normal anne diyormuş. Normalde ne diyordu? Tantinde herkes anne diyormuş. Çocuk 4 yaşında normalde ne diyordu sana? Normalde de hep bazen acer diyor, çocuk acer diyor. Ala diyor, şimdi ala daha çok fazlasıyla anne diyor. Anne çünkü bende biraz kaldığı için. Peki bu 8 aylık süre içerisinde anne sık sık görüntülü arıyor muydu? Evet. Sık sık arıyordu. Evet arıyordu. Senin telefonundan mı arıyordu? Bizim telefonumuzdan evet arıyordu. Annesine teslim etmiştim ben telefonu. Anneannesinden konuşuyor. Annesi de sizde mi yaşıyordu? Evet. Mesela bu da çok garip. Evet. Neden? Annesi sizin evet, evde yaşıyor. Kızı niye? Evleniyor biz annesinin oturup kahve içiyoruz. Neden? Hayır, annesinin gidecek neden? Evi yok mu? Muhammed Ali için. Yoktu. Gidecek yeri yoktu. Bir. İkincisi bir de gidecek yeri neden yoktu? Var mı? Bir dakika. Gidecek yeri neden yoktu? Bunun annesini de istemediydiler çünkü onun da hayatı karışık, kocası cezaevindeyken senin ablanın hayatı... bir adama gidince evet, öteki tarafta annesini senin istemedi. Senin şunu merak ediyorum. Bu 8 aydır annesi Filiz Hanım sizle yaşıyor. Sen evet. kendi ablanın siz hayatına bak. Siz yanınızdan... Nazım'la oynuyor. Sakın. Beni diğer insanların hayatı ilgilendirmiyor. Siz i̇lgilendirmiyor ama hayatımızı anlatıp böyle yapıyor işte. Siz dinle dinle. Filiz Hanım'ı evden kovdunuz mu sizin yanınızda kalırken? Filiz Hanım kendisi evini yerleştireceğini hep devamlı bize söyledi. Ben bu çocuğu bakamam, ben bu çocuktan bıktım, benim belimde platin var. O kendi ben bu çocukla geçti ilgilenemem. Mi? Yeter geçti. Artık. Bunu geçti. Arıyordu, kavga yapıyordular. Siz peki Filiz'le aynı bölgede mi oturuyorsunuz? Evet. Biz ona yer verdik. Nereden yer verdik? Kocasının yanında kalmışsın. Bir dakika. Konuşuyor. Tamam evet. Konuş bakalım. Sus. Avukatım. Biz buna yer açtık. Gayet güzel bir yer. Yakın mısınız? Evet. Onun o ev böyle. Bizim 3-4 tane anladım. İstediği zaman torunu gelip görebiliyor. İşte hayır annesi bebekle kalıyordu. Bebekle kalıyor. Evet. Verelim. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Nedir ihbarınız bu konuyla ilgili? Bu konuyla ilgili ihbarım. Ve kesinlikle anne kıvamında bir kadın değil. Buna sen karar veremezsin. İlk kocası, ilk eşini söylüyorum. Neden bırakmış? Nasıl bir çocukmuş? Seni ne ilgilendirir benim aile meselem? Sen kimsin yumurta kadın? O konuşursa ben konuşamam. Bir dakika, o konuşursa evet. ben konuşamam. Tamam, kaparım. Devam edin. Kapan. O geçmiş o eşinin... O kadın var ya, kaç kere evlendiyse Barış gidip onu toparladı, evine getirdi. O kadın terbiyesiz anne olacak bir kadın değil. Almamış mı? Çocuk kesinlikle ve kesinlikle anneye verilecek biridir. Ha, şimdi öteki tarafa gelin. Hayır orayı da verilecek biri değil. Değil aynı mahalledeniz. Her iki taraf da kalektersiz bir taraf. Yani çocuk aslında onlarda durmak yerine değil. Devlet koruması altına alınsın diyorsunuz. Evet bu çocuğun kesinlikle ve kesinlikle bu iki aileye verilmesi... devlet korunmasına almasını istiyor. Tamam. Biz de yayın aracılığıyla en azından Aile Bakanlığı'na çağrıda bulunalım ki belki çocuğun yaşadığı yer yani annenin yanına baksınlar. Geçtikten sonra evet. inceleme yapılır. Lütfen çağırıyorum. O inceleme neticesinde bir karar çağırıyorum. Verilir. Gelsinler. Çocuğu veriyor musunuz Hacer Hanım? Ablacığım zaten biz annesi için getirdik bebeği. Ama üvey babayı istemiyoruz.
O takdiri artık. Onun kafasında ben varım. Annesi için gitti zaten. Ben varım onun kafasında. Onun kafasında ben annesi zaten var. Zaten sırf sizin için geldim. Sağ ol. Burada iftiraya uğradığım için geldim. Zaten çocuğumu aldıktan sonra sosyal ekiplerin gelip gözetim altına almasını istiyorum. Çünkü ben o kadar kendimden de eminim. Eğer çocuğuma karşı bir şey... burada da milyonların önünde söz veriyorum. Babasından da konuşturacağım. Bak bunu inanıyorsun. Söz veriyorum. Ziyarete de getireceğim. Ziyaretine de getireceğim. Sen getirmeyeceksin. Babasından koparmayacağım. Ama benim 4 yaşındaki yavrumun yanı benim yanım. Ömer buna izin verecek mi? Ömer zaten askerliğini bırakıp şu an Muhammed'in peşine geldi. Babası nasıl ya. Nasıl, askerliği yaktı mı? Yakmadı. İzne kaçaktı geldi. Kaçaktı daha önce, kaçaktı. Kaç gün izin oluyor ki? 3 gün izin aldı. 3 günde komutanın ailevi meselelerim var dedi. İzin aldı sırf Muhammed'i almak için. Aslında ailenin çok dışında, ailenin dış kapısının dış mandalı. Ama çok seviyor işte. Meselesi Muhammed, varmış. Muhammed çünkü orada bakılmıyor. Bunun biz hep telefonlarını alıyorduk zaten. Mahalle içerisinde benim sevdiğim arkadaşlarım bana Esra ne olur çocuğunu buradan al. Geçen gün şimdi ben zaten... sizi buradan yan yana çıkartsam, çocuğun yanına götürsem. Gerçekten o çocuk için birbirinize saygı çerçevesinde davranabilir misiniz? Ben çocuğum için her şeyi yaparım. Zehir de içerim. Hacer Hanım zehir. İçer misin şunu çocuk için 5 dakika? İçerim. Çocuğum için her şeyi yaparım. Siz Hacer Hanım? Muhammed Ali için mi? Evet. Çocuğun tabii yanına ki gidene kadar sizi yan yana göndersem. Tabii ki. Hani yok, yan yana ben onunla gitmem. Niye? Ben önden giderim, arkamdan gelsin. Sen benim arkamdan gel. Yok, ben kaynanayım ya. Sen arka, ben önden, sen arkadan geleceksin. Yok, yan yana gitmemizin nedeni gelin ne? Gelin dediğin arkadan gelir. Hani o hala olarak gideceksen, uzun süredir çocuğu görmüyorsun, bak annesini getirdim diyecek. Yapar mısınız bunu? Çocuğumun... Abla bir çocuğuma şey sorabilir miyim ben bu yayında? Ben buraya meşaz veriyorum, benim meşazlarım neden çıkılmıyor? Ben de buraya hangi çok şey meşaz derdim ama yayınlanmadı. Hangi? Niye? Nerede o mesaj? Ay diyor ya iftiraya, şey kız çocuğumu kaçırdı diyor ya. Sor alıp bakalım. Alıyorsun, tehdit alıyorsun Barış bana geçerden. Bana demiş mi çocuğu aşağı getirin. Aşı günü geldi. Dedim. Yok, o konuda çok... Nasıl kaçırdım o zaman ben bunu? Dedim. Hacer, nasıl o konuda bulunduğu yerde bakamadığı için al çocuğu, bak demiş zaten. İyi dinle, iyi izle programları. Alıkoydum ben, gidiyorum marketlere, bu kuzağın her yere. Ablacığım, ben bir an önce nasıl uygunsa boşanmak istiyorum. Ben senin boşanma davanla ilgili hiçbir şey yapamam. Çünkü kocan hükümlü. Tamam ablacığım. Sen kendin oturduğun yerden, ben kendim halledeceğim. Zaten ben geçici velayet içinde, çocuğum içinde tekrar dilekçe verdim. Ben çocuğumu istiyorum. Bu tabii evet. Narinler öldü. Ama şunu üvey söyleyeyim. Babalar taciz daha... etti. Bakın devlet, görün üvey babaya teslim ediyoruz. Devlet gelin lütfen gözetim altına alın. Devlet onları da görün yaptığı gizli işleri. Bir şey söyleyeceğim, bak devlete Esra böyle seslenirseniz sizi... Biz davamızdan zaten bak, vazgeçmeyeceğiz. Bir şey söyleyeceğim. Geçme, devlete böyle için... devlet dediğinde devlet seni duymaz. Devlet diyor ki ben diyor böyle laftan anlamam. Bana diyor gel, yazılı gel. Şikayetini... şikayetini yaz. Bana dilekçeni ver. Sürecini başlat. Ben seni öyledim. Öyle devlet, devlet dediğinizde devlet sizi duymuyor. Devletin 1000 tane derdi var. Esra'cığım, senden ricam. Ana. Bir an önce bu boşanma sürecini başlatacağım. Ses takmış. Ses. Eve başlatacağım. Esra'cığım, en büyük hatanı söyleyeyim mi? Daha ne boşanmayı becerebilmişsin, ne çocuğunla ilgili çünkü düzenlemeye gidebilmişsin. Bir tane kurtulamadım. Ben mi boşayacağım seni? Hayır. Ömer bulmuşsun, peşinden gitmişsin. Hata. Önce boşan, çocuğunla ilgili bir düzen kur. Sonra gönlünüz nereye uçmak istiyorsa oraya uçsun. Ama siz önce uçup sonra da abla ben her şeyi düzenlemeye kaldım. Çaresiz kaldım. Yok hayatım. Evinden çıktım, benim ailem de bana sahip çıkmadı. Ama bak anne çocuğuma... de sen kendi ailemde bana sahip kalmadı. Bizim evdeyken 3 gün kayıplara gitsiniz. Bir yerde çalıştım. Tamam, çocuk mevzuna geçiyoruz. Hacer hadi önden. Haydi önden sen yürü. İsmilerde yapışma. Çocuğum için burada ensesini keser misin avukata? Lütfen, lütfen. Lütfen. Süt iç. Ah, süt iç mi? Buyurun, ne diyor? Ha. Bir şey demiyorum. Siz duydunuz mu? Ahlaksız çünkü. Bana duyurmayın. Ama ben çocuğumu bugün alamayacak mıyım? Bugün alacaksınız çocuğunuzu. Şükür. Hadi şükürler olsun bugüne de. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.